Tamam arkadaşlar, sağ olun. Demek öyle ha? Başla. Ben bıraktım o işleri. Çok adam tanımam. Tanıdıklarından başla o zaman. Hasan var. Başkan dediklerinden. Yıllardır yoktu ortalıkta. Dağda biliyorduk. Meğer buralardaymış. Ortaya çıktıysa kesin eylem peşindedir. Başka türlü inmez dağdan. Sen nerede gördün bu adamı? Mahallede. Tanıdık nalburu aramıştım. Orada gördüm. Dükkanın adı ne? Göreller İnşaat. Kim işletiyor dükkanı? İki kardeş. Selman'la Sadık. Bu Hasan'ın soyadı ne? Kökmen galiba. Hasan Kökmen. Alın bunu. Serdar Amir'i arıyorum ben. Hasan Kökmen. Örgüt elemanı olduğunu biliyoruz. Ne var hakkında? 2006'da Kuzey Irak'a geçtiğine dair bir ifade var elimizde amirim. Sonrası bilinmiyor. Anlaşıldı. Adamın son 7 yılını bilmiyoruz. Irak'tan gizli çekilmiş olmalı. Fotoğrafını devriye ekiplerine dağıtalım mı? İyi olur Melek. Efendim Murat? İsim işinize yaradı mı? Hasan'dan henüz bir iz yok. Peki Mahmut'u ne yapalım? Telefonları dahil adamla ilgili bütün bilgileri alıp yollayın. Bakarsın Hasan'la temasla geçer. İzini süreriz. Anlaşıldı abi. Gelişme var mı? Elde tek şüpheli var. Hasan'ın adını veren şahıs. Uzaktan izlemeye alacağız. Saatlerdir çalışıyoruz. Elimize bir kişi düştü. Neyse bu da bir şeydir. Bu gecelik bu kadar. Dağılabilirsiniz. Kimse gecikmesin. Sabah tam 8'de herkes mesaisinin başında olacak. Bizim içimiz yanıyor. Adamın derdine bak ya. Başka zaman neyse de şu ara görmeye tahammülüm yok. Ne yapacağız peki abi? Yavuz ayakta mıdır ya? Bilmem ki. Neden? Alo Yavuz. Sana bir işimiz düştü aslan. Bir haber mi var Melek abla? Dur oğlum ya dur. Sakin ol. Acıkmışsındır diye poğaça getirdim. Sağ ol. Gelsene. Aslında kapıya bırakıp gidecektim ama baktım ışık yanıyor. Uyku tutmadı, ne yapayım? Metin'le Tekin yok mu? İçerideler, uyuyorlar. Ya Melek abla, babam nerede ya? Sabırlı ol biraz Tunç, gelecek. İnsan bir sefer olsun aramaz mı Melek abla? Nasıl bir görev bu? Hiç böyle yapmazdı. Özel bir görev Tunç. Biz bile tüm detayları bilmiyoruz. Bazen olur böyle görevler. Gizlilik esastır. En yakınına telefon bile açtırmazlar. Ve sadece önemli adamları böyle görevlere çağırırlar. Ne yapayım yani? Babamı göremiyorum. Bir de bununla gurur mu duyacağım? Doğru söyle. Başına bir şey gelmedi değil mi? Abarttın ama Tunç. Gelse benim ne işim var burada? Çayla çörekle mi uğraşacağım? Sen de haklısın da işte. Ne bileyim. Biraz daha sabır, tamam? Herkes nerede? Yoklar amirim. Onu görüyorum da neredeler? Sevk aldılar amirim. Sevk mi? Hepsi mi? Hüsnü abi böbreklerini üşütmüş. Meleği okuldan aradılar. Kızı ateşlenmiş. Murat gece düşüp dizini incitmiş. Röntgene gitti. Ali de grip olmuş. Serdar, burası niye boş? Yoklar müdürüm. Ne demek yoklar? Hepsi birden mi gitmiş? Ara şunları telefondan. Aradım. Cevap vermiyor hiçbiri. O halde yerlerini tespit et. Nasıl yani? Bana yokuş yapma Aylin. İstediğin zaman cehennemin dibinden bulup çıkarıyorsun insanları. Bunları da bul. Serdar, biraz sakin ol istersen. Elinde tek bir elemanın kaldı. Onu da kaçırma. Tunç nasıl? Melek dün gece gördü. İyi Rıza baba. Biraz heyecanlı. Peki sen niye görmedin? Ne diyecektim Rıza baba? Baban nerede bilmiyoruz. Kaybettik mi diyecektim. Neyse.
Merkezi boş bıraktınız herhalde. Bir tek aileni bıraktık. O da mecburen. Bir yerden bir iz çıkarsa diye işte. 24 saat kaldı mahkemeye. Tam 24 saat. Mesut için de son 24 saat. En kötü ihtimalle diyelim bulunmadı Mesut abi. Selman çıkacak mı mahkemeye? Ziyaretçimiz var. Salgın hastalık var herhalde. Geçmiş olsun herkese. Mesut'tan hiç hoşlanmadım. Başından beri hoşlanmadım. Sizler de bayılmıyorsunuz bana. Tamam, devam edin aynı şekilde. Sorun değil. Ama bir şeyi iyi bilin. Kanlı bıçaklı da olsam bugüne kadar hiçbir adamımı sağda bırakmadım ben. Önce Mesut komiseri kurtarırız. Sonra da icabı neyse bakarız bir şekilde. Mutabık mıyız amirim? Mutabıkız Serdar. Şimdi mutabıkız. Efendim bayım. Amirim, gelişme var. Mesut abinin kaybolduğu yerde bulunan şu kanlı diş parçası. Evet. DNA sonucu şimdi geldi. Hasan Kökmen. Hasan Kökmen, evet. Dün gece izini bulduk. Her yerde aratıyoruz Rıza baba. İzlemede kal Ali. Hasan'la ilgili ne bulursan. Bir de dün gece sıkıştırdığınız şu eski örgüt elemanı. Mahmut denen adam. Telefonu 24 saat izleniyor ama henüz ses yok. Gözün, kulağın, her şeyin ekranda olsun Ali, tamam mı? Hadi. Baştan başlıyoruz. Nereden? Selman'ın kardeşi, Sadık. Dün baktık Rıza baba. Bir daha bakalım. O adam bana yem gibi geliyor çocuklar. Tuzağa konmuş bir yem. Selman'ın duruşmasına bir gün kaldı. Bu adam sahiden işimize yarayacak mı? Yaramak zorunda. Yoksa sonu kötü. Bir hain yüzünden hepimiz perişan oluruz. Sen ne sırıtıyorsun lan? Hiç. Nerede bu? Başına bir iş gelmiş olmasın? Sadık'ı arıyorum. Ali. Cebi kapalı. Sadık. Ölmüş. Dikkatli çalışalım çocuklar. Kovanları atlamayalım. Komşular silah sesinden bahsetmedi. Kimse duymamış mı adamın vurulduğunu? Kovanın üzerinde paralel çizgiler var amirim. Büyük ihtimalle susturucu izi.